Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, merhabalar. Ne oldu? Cadır sana gitti ama geleceğin yer buranın. Evet, geldik arkadaşlar. Evet. Çiftliğimizdeyiz. Samet'in görevini devrediyoruz. Devir teslim var. Evet, bayrağı getirin. Bayrağımı alayım. Bayrağı. Evet. Şuraya getir. Çiftlikteyiz arkadaşlar. Hayvanlarımızın yanındayız. Çok değişiklikler oldu. Gelenler, gidenler. Giden olmadı da gelen bayağı oldu yani. Gelenler var. Gelen hayvanlar var. Onları size bilmiyorum bu videoda mı gösteririm? Göster ya. Göstereceğim. Şimdi bir hayvanlarımıza bakalım. Yaşıyorlar mı? Sağ salim yerindeler mi? Hayvanlar kalite. Güzel, sıkıntı yok. Bir kamerayı döndürelim. Döndür Samet. Biz de işimize gidelim. Tamam. Abi. İnşaatlar bizi bekler. Tamam. Hadi. Evet, hayvanlarımız burada arkadaşlar. Aynen bıraktığım gibi duruyorlar. Gül beyaz anamım. Nazaram. Yayla kızım. Yaz gülüm. Kınalım. Bunlar benim değil. Aha narinim. Benim güzel kızım. İnşallah bu sefer gebe kaldım. Ayvalı kızım. Sürmeli kızım. Senin adın neydi? Unuttum adını bak şimdi. Ceylan. Ceylan'ım ben seni nasıl unuturum kızım. Ceylan Hanım. Arkadaşlar böyle bir ineği daha aldık. Yani düve, gebe. Son 15-20 günü kaldı doğum yapmasına. Buna bakalım. Buna bakalım ne isim koyarız. 7 bela Hüsnü burada. Her zamanki yerinde. Bayağı gene atmış kendini. Kalıplaşmış. Fındık kurdum. Fındık kurdum. Başladı kararmaya fındık kurdu. Evet, hayvanlarımız sağ salim yerinde arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Aksine çok iyi bakmışlar onları. Ben beğendim yani açıkçası. Evet, hayvanlarımızı teker teker sevdik hepsini. Şimdi meraya atacağım onları. Biliyorsunuz ben tatile çıkarken fındık toplanıyordu. Ot olmasına rağmen çıkaramıyordum fındıkları ezerler yerler diye. Ama şimdi fındıklar toplandı. Bahçe müsait. Hani ot olmasa bile en azından havalanırlar, güneşlenirler. Şu anki durumlarından daha iyi olacakları kesin dışarıda. Çocuk doğal bir şekilde. Evet, çözelim onları ve dışarı salalım. Hayvanları çıkardık. Meraya. Meraya çıkarmayayım. Bu videoda çıkmam herhalde. Bayağı yukarı çıktılar. Şu anda ne ses ne seda. Biraz yakınlarda olsaydılar yanlarına giderdim. Oradan da konuşurduk ama. Videonun da başında dedim ya çiftliğimize yeni gelen hayvanlar oldu diye. Bir tanesini gösterdim. Gebe bir düveydi. Yeni aldığımız doğumu yakın yani ağır gebeliği. Diğer hayvanımız da hemen yanımda. Biraz aksi bir hayvan. Böyle yanına yaklaşamıyorum. Göstereyim onu size. Kamerayı çevirip öyle konuşalım. Evet, yeni çiftliğimizin üyesi. Pişt. Pişt. Burada. Biliyorsunuz Dük diye bir tane kangal köpeği yavrumuz vardı arkadaşlar. İzlemeyen arkadaşlar varsa kanalımda bulabilirler. Çiftliğimizin yeni üyesi. Koruma köpeği diye başlık atmıştım herhalde. Dük'tü. Arkadaşlar Dük'ü kaybettik maalesef. O videodan hemen bir hafta falan sonra sıkıntılar çıkmaya başladı. Biliyorsunuz yavru köpeklerde gençlik hastalığı vuruyor. İşte kanlı ishal oluyorlar. Ne yaptıysak, ne kadar çabaladıysak, hatta başında bile bekledim. Gece 2.30 sularında Dük'ü kaybettim. Elimden ne geldiyse yaptım yani arkadaşlar. Yani bir şeyi çok seviyorsanız, çok sakınıyorsanız, hatta orada da söylüyorum işte Dük'ü koruma altına alacağız. Daha çok küçük, kedi boğar, köpek boğar, çakal boğar diye. O kadar ki sakındık onu, kolladık. Her gün yumurta veriyordum ona. Vitamin iğnesi yapıyordum. Bir şeyler istiyordum ki böyle güçlü kuvvetli bir köpek olsun. Ama olmadı. Bu duruma haliyle üzüldük. Köpek araştırmaya başladık. Yani bu işin içerisine girdiniz mi çok
Güzel fiyatlar var arkadaşlar. Kangal köpeği diye mi artık bilmiyorum ama 2000 lira, 3000 lira, 4000 lira yavru köpeği isteyenler oldu bizden. Yakın sürede alamadık. Sonra bizim bir abimiz var. Hüseyin abi. Bu da onun köpeği. Şu anda 14 aylık demesini, 14 aylık civarlarında. Yerleşim yerinde bakıyordu bunu. Son zamanda bağını koparmış. Herhalde birkaç kişiye de saldırmış. Biraz aksi bir köpek. Yanına yaklaşamıyorum. 2-3 gün oldu geleli. Hala daha yaklaşamadık. Hüseyin abi buraya bağladı, gitti. Bir tek Turgay Usta birazcık sevebildi, yanına yaklaşabildi. Şu anda ben yanına gitsem ısırır yani, şey yapıyor, atılıyor böyle. Az önce yemek verdim ona. Belki biraz alışır bana yani günden güne. Ama Turgay Usta'yı benimsedi, hatta çözdü, gezdirdi buralarda. Sabah çiftliğe arabayla geldiğim zaman da bayağı kıyametleri kopardı yani, beni tanımıyordu. Bir şekilde yedirdim onu. Sevmeye çalışıyorum onu. Sevdirtmiyor kendini. Hiç kuyruk sallamıyor. Bir şey yapmıyor. Bir anda atılıyor. Şimdi de bir deneyelim bakalım. Pişt. Yok yani. Gerçi bağı da kısa ama şey yapamayacağım. Ellemeye çalışmayacağım. Ne olur ne olmaz. Köpeği de tedirgin etmeyelim. Yeni köpeğimiz bu. Adı Paşa'ymış. Biz de ismini değiştirmeyeceğiz. Hüseyin abiye teşekkür ediyoruz. Böyle bir köpeği bize sahiplendirdiği için. Artık çiftliğimizin koruma köpeği bu olacak. Yerini yapmaya başlayacağız. Şurada dolanmasını sağlayacağız. Tel çekeceğiz. Çelik telden gidip gelebilecek buralarda. İşte şu telinin, bağının sarılması da biraz sıkıntılı. Yanına yaklaşamıyorum ki bağını şey yapayım. Gel. Gel oğlum. Gel. Abi sevsin seni bir kerecik de. Gel. Şu an çok iyi hali arkadaşlar. Normalde zincire vuruyordu bana sabah geldiğimde. Yedirdim onu. Bakın mamalarını tam bitirememiş orada. Gel. 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 Şu an bayağı iyi ama hiçbir tepkime yok. Kuyruk sallama yok. Bir şımarıklık yok. Bir anda şey yapar. Hüseyin abi de zaten öyle söyledi ki, yani dikkatli olun dedi. Isırmış herhalde birkaç kişiyi. Çocuklar da varmış orada. Tabii ki köylü şikayetçi olmuş. Yani bu köpeğin hani gitmesi gerekiyor diye. Hüseyin abi de en iyi bakabilecek kimi gördü? Bizi gördü sağ olsun. Biz de bakmaya çalışacağız. Çok cüsseli, ayaklı bir köpek. Biraz ince. Tabii ki genç olduğu için bundan sonra artık kalınlaşacak beli falan. Derisi sarkacak. Şşt. Yeni gelen hayvanlarımızdan bir tanesi de buydu. Adını değiştirmiyoruz. Paşa olarak kalacak. 14 ay boyunca Paşa denildi ona. Bundan sonra da öyle kalsın artık. Alışmış olduğu bir isim. Şu bağını. Bak bak bak. Gel. 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 Yok ya. Biraz geçsin arkadaşlar. Daha bundan videolar gelecek sizlere. Bir kendimi alıştırayım onu. Şimdi araba falan, az önce belediyenin arabası geldi buradan. Korktum yani şey yapacak diye. Gel, gel. 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 Aha. Aha da seviyorum onu. Aha da seviyorum. Poposundan. Ne oğlum, ne, ne? Paşa. Oğlum. Ben seni seviyorum oğlum ya. Sakın ısırma beni, tamam mı? Sakın ısırma beni oğlum. Ben seni seviyorum. Aferin benim oğlum. Aferin paşama. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Gel. Gel bakalım. Gel. Şimdi kafasını sevmeye çalışacağım ama bu videoyu bir köpek ısırığıyla kapatmak da istemiyorum. Of. Tut. Hadi. Hani. Neyse. Çok şansımı zorlamayayım. Evet arkadaşlar, tatilimizi bitirdik. Ne yaptık? Artık Alice Harikalar Diyarı'ndan geri döndü. Normal yaşantısına devam ediyor. İyi geldi tatil bana. İyice dinlendim, gezdim, tozdum. Tatil boyunca çok hayvanlardan bahsetmedim. Çünkü ben işim ayrıdır, evim ayrıdır. Evi işe getirmem, işi eve getirmem.
boğmam yani sürekli hayvan, inek, inek diye eşimi, çocuklarımı. Strese sokmam onları. O yüzden çok fazla bahsetmedim tatildeyken. Ama artık bir yıl boyunca hayvan, hayvan, hayvan bahsedebiliriz. Çünkü bir daha ya kısmet seneye bakalım izin olur mu? O da belli değil. Bundan sonra hayvanlarla birlikteyiz. Bu böyle bir çiftliğe giriş videosu oldu. Yeni hayvanlarımızı size gösterdim. Aslında çok çekilecek malzeme birikti aslında çiftlikte. Bakalım bundan sonra her gün video paylaşmaya çalışacağım. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha iyi, daha güzel, daha gelişmiş çiftlik videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.